Merhaba, ben Esra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir kapya biber turşusu yapacağız. Ben bunu kahvaltılarda ve 5 çaylarında da çok seviyorum. Yapması çok pratik. Birkaç saat sonra da zaten turşumuz hazır hale gelmiş oluyor. Öncelikle kapya biberlerimizi yıkayarak başlıyoruz işimize. Bende 15 tane kapya biber vardı. Sadece bunlar değil, üzerine ekleyeceğim. Kapya biber turşusu veya herhangi bir turşu yaparken öncelikle kavanozlarımızı kaynamış suda tamamen üzerindeki mikroplar kırılsın diye 1-2 dakika kaynatacağız. Her sene yapılan turşularda özellikle kapakların yeni olması gerekiyor. Ben kavanozlarımda kapaklarımda yeni aldım. Hepsini 1-2 dakika arası olacak şekilde kaynattım. Bu aşamayı öncesinde size göstermek istedim ki ilk kez deneyen arkadaşlar olursa bu da dikkatlerden kaçmasın. Ve hepsini tek tek alıyorum temiz bir mutfak bezinin üzerine. Şimdi kavanozları alacağım tenceremize. Arada çevirerek her yerine o kaynamış sıcak suyun gelmesini sağlamış oluyorum. Burada çıkarırken çok dikkatli olun çünkü su kaynıyor sonuçta. Elinizi yakabilirsiniz. Ya da benim gibi bir eldiven de kullanabilirsiniz. Şimdi tüm kavanozlarımız dezenfekte oldu. Ve artık yapımına geçebiliriz. Tüm kapya biberlerin baş kısmını kesiyoruz ve içindeki çekirdekli kısımları tek tek ayıklıyoruz. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Mesela jülyen olabilir, küçük küpler halinde olabilir. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben birazcık daha bazen kare, bazen dikdörtgen ama çok da küçük olmayacak şekilde doğradım açıkçası. O şekilde tüketmeyi çok seviyorum. Şimdi tüm malzemeler için kapya biberleri bu şekilde doğramaya devam edeceğiz. Artık yazın kış hazırlıkları yapılmaya başlandı. Siz de benim kanalımda görmek istediğiniz kış hazırlığı varsa yorumlara yazarsanız ben de videolarımı önceliklendirebilirim buna göre. Gördüğünüz gibi hepsini tek tek doğruyorum. Arada böyle çürük kısımlar da çıktı. Onları da ayıkladım. Siz de dikkat edersiniz. Yapması çok pratik bir tarif. Malzemeler de çok az. Sadece maydanoz, kapya biber, sarımsak, üzüm sirkesi kullandım. Zeytinyağı, su, tuz ve şeker gerekiyor. Artık tüm biberlerimizi doğramış olduk. Şimdi yapımına geçebiliriz. Tencereye 1 su bardağından 1 parmak eksik su alıyorum. Yine 1 su bardağından 1 parmak eksik üzüm sirkesi, elma sirkesiyle de deneyenler var. Yine aynı şekilde zeytinyağım var. Şimdi bunların kaynamasını bekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Zaten çok kısa sürede kaynadılar. Ben kapağını kapattım ki çabucak kaynasın diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve kaynadı bile. Şimdi tüm biberleri içine ekleyeceğim. Burada pişirme süresi biraz size kalmış oluyor. Ben yaklaşık karıştırarak ara ara kapağını kapatıp tekrar açıp karıştırıp tekrar kapatarak bir 10 dakika kadar pişirdim. Açıkçası bu tarz tariflerde ben al dente olmasını yani daha diri diri kalmasını seviyorum. Ama siz isterseniz o 10 dakikayı biraz daha uzatabilirsiniz. Zaten ara ara kaşıkla veya tadına bakarak istediğiniz kıvamda bir biber elde edebilirsiniz. Kendi buharıyla piştiği için de şu anda inanılmaz güzel bir sirke kokuyor zaten bütün ev. Bakın yine açtım, karıştırıyorum. Ve artık 10 tane orta boy sarımsağım vardı. Bunları böyle halka halka doğradım. 1-2 dakikada sarımsakların birazdan yumuşamasını sağladım ve benim için yeterli bir kıvamda. Biraz daha tuz ekledim. Çünkü tadına baktığımda biraz tuzsuz geldi bana. Siz de ayarlayabilirsiniz kendi damak tadınıza göre. Ve artık ocağımı kapatıyorum. Ve yarım demetten bir iki dal eksik orta boy kıyılmış maydanozlarımı tarifime ekliyorum. Bu kadar kolay. Artık bunları kavanozlara alabiliriz. Burada söylemem gereken bir uyarı yapmam gereken bir nokta daha var. Ben sıcak olduğu için biraz zor tutuyorum. Hiç o tarz yapmamak lazım. Sonrasında zaten bir havlu yardımıyla kavanozlarıma ekledim tüm biberleri. Siz de aman dikkat edin, elinizi yakmayın. 15 tane kapya biberden 4 tane kavanoz çıktı. Kalan suyu da bu 4 kavanozu eşit şekilde paylaştıracağım. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve videolarımı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Kavanozlarımın etrafını temizledikten sonra yine bir havluyla birlikte tutuyorum. Çünkü çok sıcaklar. Sıkı bir şekilde kapaklarını kapatıyorum. Tüm kavanozlarıma bu işlemi yaptıktan sonra ters çevirip üzerlerini kapatacağım şimdi bir örtüyle. Görüntü bu şekilde ve hala çok sıcaklar. Sıcakken üzerine 2 kat ince böyle mutfakta kullandığımız bezler var ya, onlardan kapatacağım. Etrafı da tamamen kapalı olacak şekilde. Bu şekilde 2 saat 3 saat dinlenebilir. Ama ben daha uzun dinlendirdim. 4-5 saat dinlendi. Sonrasında buzdolabına aldım. Ve açtığımda inanılmaz güzel kokuyordu. Lezzetini zaten anlatmak istemiyorum. Kesinlikle denemelisiniz. Çok pratik. Ben hatta bir kavanozu bitirdik bile. Biz açtık, bir tadına bakalım dedik ve bir kavanozumuz neredeyse bitti. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.